Görev için eğitimli sıra
sırasında bir uçak kazasında hayatını kaybediyor. Şimdi uzay yarışından bahsediyoruz. O zamanın siyasal koşullarından da bahsetmesek olmaz. Yedide kullanılan Satürn 1B raketinin B maketini göreceksiniz. 1'e 7 oranında küçültülmüş bir maket. Sizin de düşünebileceğiniz gibi ya astronotla yörüngenin dışına çıkmak çok enerji harcayan bir olay. O yüzden bu raketin aslında çok büyük bir kısmı yakıtla dolu. Burada motor kısmı var. Astronotlar da burada saklanıyor. Yani bunun 1'e 7 oranını küçülttüğünü söylemiştim zaten. Bu oda burası bir küçük bir oda şeklinde kalıyor. 7 kişinin sığabileceği bir büyüklüğe ulaşıyor aslında. Amerikan roketlerinden bahsettik. Şimdi de Rus roketlerinden bahsetmek istiyorum size. Burada Soyuz roketinin bir maketini göreceksiniz. Rus ve Amerikan roketlerinin kadar farklı şu aslında. Burada silindirik üçgenden yapılar görüyorsunuz. Ama Amerikalılarda küçük kanatçıklar var ve bütün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronot, yiyecek ve çeşitli teçhizatları taşımaya kargo görevi olarak üstleniyor. Ama bunu SpaceX olarak devrediyor 2020'den sonra Elon Musk'ın sahip olduğu. Şimdi size göstermek istediğim bazı orijinal parçalar var. Bir tanesi hemen bu tarafta gördüğünüz bu Rus kozmonotları uzaya çıkarken içinde seyahat ettikleri bir koltuktur. Bunun içinde Rus kozmonotlar tam bir şekilde oturmak ve hareketsiz kalmak zorundadırlar. Bu sebeple her bir kozmonotun sırt yapısına ve vücut yapısına göre ayrı ayrı koltuklar tasarlanmaktadır. Hemen yanda ve şurada göreceğiniz deliklerden kemerler yardımıyla kozmonotlar bağlanmakta ve bu şekilde hareketsiz bir şekilde seyahat etmektedir. Yine sol tarafımda göreceğiniz bu parçalar da orijinal parçalardır. Hemen şurada gördüğünüz kas, Rus kozmonotların seyahat esnasında kullandıkları bir kasktır. Kendisi alışık olduğumuz kas boyutlarından biraz daha küçüktür. Bunun sebebi, o zamanlarda Rus kozmonotlar 1.40 ve 1.50 boyları arasında seçiliyordu. Daha uzun boylular kozmonot olamıyordu. Ve hemen şurada gördüğünüzde yine Rus kozmonotların kullandığı bir telsiz örneğidir. Bu telsizin en önemli yanı, içindeki bir parça yardımıyla eğer kozmonotlar dünyaya dönüşte yanlış bir lokasyona düşerlerse içindeki parça koordinatlarını gösteriyor ve bu şekilde bulunuyorlar. Size şimdi Apollo Ay projesinden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki hemen burada göreceğiniz Jamaica'nın içindeki kağıtlarda Apollo Ay projesinde astronotların yediği tüm yiyeceklerin listesi bulunmaktadır. Daha yakından inceleyebilirsiniz. Geçin. Von Braun ve ekibi tarafından tasarlanan Saturn 5 roketidir. Ve şu ana kadar 1960'larda yapılmış olmasına rağmen Ay'a kadar insan taşıyabilen tek rokettir. 2021'de günümüzde hala bu kadar ileri bir teknolojiye sahip alçak dünya yörüngesinin dışına çıkabilen bir roket bulunmamaktadır. Orijinal roket, gördüğünüz roketin tam 20 katı büyüklüğündedir ve 110 metre uzunluğundadır. Size göstermek istediğim bir parça olan motor ve yakıt taşıyan parçalar görevi görmektedir. Şu an bu kapsülü kafanızda canlandıramıyorsanız hemen birebir boyutlarını size burada göstermek istiyorum. Ancak şöyle ki, Apollo Ay projesi tam 17 farklı seferden oluşan bir projedir. Bu projenin tüm seferlerinde Ay'a iniş bile sağlanamayanlar vardır. Hatta şöyle ki, Apollo 8 seferine kadar Ay'a yaklaşamıyorlar. Anne. Apollo 8'de ilk kez Ay'ın çevresinde tur atabiliyorlar ve 9'da 10. seferlerde yine sadece tur atabilirken Ay'a iniş sağlayamıyorlar. Apollo 11 seferinde ilk kez Ay'a iniş sağlanıyor. Bu isimlerden biri Neil Armstrong, Michael Collins ve Buzz Aldrin adlı 3 astronottur. Şöyle ki, Ay keşfedilirken bu 3 astronot kapsülü terk ederek Ay'ı keşfetmeye başlayamıyor. Çünkü kapsül eğer yalnız bırakılırsa tekrar bulunamayabilir. Teknik aksaklık sonucu içine girilemeyebilir ve uzayda mahsur kalabilirler. Bu sebeple bir astronot kapsülün içinde bekleyip Ay'ın çevresine tur atmaya devam ediyor ve keşif bittiğinde diğer astronotların yanına dönerek onları alıp dünyaya tekrar dönüyor. Bizlerde kullanılan bir araç görevi görüyor. Adam. Gördüğünüz gibi iki adet koltuk
yok. İki hafta sonra burada keşifteyken diğeri hala kapsülün içinde ayın çevresinde dönmeye devam ediyor. Şöyle ki, bu gördüğünüz araç pille çalışan bir araçtır. Sıvı yakıt ya da başka bir yakıt tipiyle değil, sadece pille çalışır. Ve hemen şuradaki ekranda göreceğiniz gibi araç ayın yüzeyindeyken süzülmüyor, süzülmüyor ya da havada uçmuyor. Çünkü diğer detayını vereyim size. 1972'de Ay'a gidildikten sonra tekrar Ay'a gidilmiyor ve bu önümüzdeki yıl 50 yıldır Ay'a gidilmediği anlamına geliyor. Bu uzun bir ara, maalesef ki Ay'la ilgili çalışmalara ara veriliyor. Neden buraya koyduk? Çünkü Alexey Leonov uzay yürüyüşü yapan ilk insandı ve ilk kozmonottu ve kendisi aslında bir kaza sonucu uzay aracına geri giremedi. Kıyafeti şiştiği için. Sonrasında eldiveni, büyük bir risk alarak eldivenini çıkarmış. Aslında uzay boşluğu çok soğuk bir yer yani. Sonrasında çok büyük sağlık sorunu yaşamış fakat hayatta kalmış yine de. Bu kokpitler kullanılmıyor. Daha geliştirilmiş modeller kullanılıyor. İnceleyecek bakayım. Bunları inceleyebilirsiniz. Bu tarafta koordine böyle. Neden böyle bir tulum giyiyorlar? Çünkü uzaydan mekiğin içinde yer çekimi yap ve uyurken sağlıksız bir durumla karşılaşmamak için kendilerini bu şekilde bağlıyorlar ve öyle uyuyorlar. Gördüğünüz gibi göz bandı da takmışlar. Bu şekilde uyuyorlar. Sonrasında size ileri tarafta iletildiği için ne kadar az masraf o kadar iyidir. O yüzden kurutuluyor ve böylelikle yollanıyor. Sonrasında astronotlar bunları tekrardan suyla karıştırıp yiyorlar. Aynı zamanda kirlilik de oluşmasını engelliyor bu. ISS'ten bahsedeceğiz. Burada ileri tarafta ISS'in hologramı var bir tane. ISS nedir? Uluslararası Uzay İstasyonu. Diğer rehber arkadaşım size orada onu anlatacaktır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada karanlık bir alana giriyoruz holograma doğru. Gördüğünüz gibi biraz Superman gibi uçarak gidiyor burada. Değil mi? Hani uçuyor gibi biraz. Gördüğünüz gibi alan oldukça dar. Göremeyenler varsa biraz daha kısa bölgelerimiz. Alan oldukça dar. Dolaplar her zaman kapaklar birbirine kilitli, bağlı. Olası bir tehlikeye karşı. Hatırlarsanız uyku tulumunda kendilerini bağlıyorlardı. Mekiklerde, burada da aynı şekilde. Bu şu an ISS'in içini görüyorsunuz.
possible discovery of Mars once held life, or if it's still does, and determine if humans could make a permanent presence here. The future flight Mars training mission is accomplished, and it's game time. Tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.